olay anı lifte bindiğimiz esnada çocuk denge kaybı yaşadı. O denge kaybı yaşadığı esnada tam düşerken ben ilk önce kayağımı önüne çektim ki hani direkt bir bariyer kurayım, kayağımı düşsün dedim. Ondan sonra da ellerini tutmaya başladım. O esnada bayağı bir lift hareket halindeydi. Çünkü kişiler, aşağıdaki çalışan personel bizi görmemişti. O yüzden teleferik lift halinde olduğu için çocuk çok korktu ve hani telaş içindeydi. Hem hareket halinde havada ilerliyorsun hem de düşeceksin neredeyse. İşte sonra biz stop stop diye bağırmaya başladım. İnsanlar aşağıda bir kargaşa oldu. Direkt hemen güvenlikleri çağırmaya çalıştılar. Bir organize olmaya çalışıyorlardı. O esnada çocuk zaten yorulmaya başladı. Çünkü yaklaşık 15 dakika boyunca tuttum. Onun da elleri havada asılıydı. Sonra yavaş yavaş elimden kaymaya başladı. Ben direkt eldivenlerimi çıkarıp çocuğun elini kavramaya çalıştım. Çünkü hani eldivenlerle dolayı çok iyi temas kuramıyorduk. İşte o esnada iki elini tut falan demişti bana. Hani dediğim gibi çok beni etkiledi bu olay. Daha sonra bir çit açtılar, çocuğu yavaşça bırakmamı söylediler. Çocuğun düş hızını alçaltıp çitin üstüne aldılar. Ondan sonra indirdik aşağıya. Akabinde lift devam etti. Ben hemen aşağı inip çocuğun durumunu sordum. Çok merak ettim nasıl olduğunu, durumu şu an nasıl diye. Oradaki sağlık personelleri bana iyi olduğunu söylediler. Sadece hani korkmuş dediler. Onu hemen ambulansla biz yine de her şey tedbir amaçlı hastaneye götüreceğiz dediler. Ondan sonra ben yarışa gelmiştim. Yarışıma devam ettim. Piste çıktım. Antrenörüme olanları anlattım. Hani dediğim gibi bir yarış psikolojisindesin, hani motive olmaya çalışıyorsun, bir şeyler olmasını şey yaparken bir insanın hayatı elinden geçiyor ve hani kendi kendime starta geldiğimde hani bazen çözemediğin olayların içinde olabiliyorsun, ne kadar farklı motivasyona çıksan da gün içerisinde çok farklı şeyler yaşayabiliyorsun diye düşündüm. Peki kahraman olarak ilan edildim Kahraman o zaman. olarak ilan edildim. Hemen beni ben şimdi hiç böyle bir şey olacağını açıkçası beklemiyordum. Çünkü ben insanlık gereği yapmam gerekeni yaptım. Ertesi gün beni hemen Slovenya Devleti'nin resmi sayfalarında ve haberlerinde paylaşmışlar. İşte bu kahraman kızı arıyoruz, kahraman kızı bulan bize ulaşsın demişlerdi. Sosyal medya hesabından birçok kişi bana mesaj attı. Sonra Slovenya milli takımından bir arkadaş tanıdım. Bana bir numara verdi, lütfen emniyet amirini arar mısın dedi. Emniyet amiriyle görüştük, çok mutlu olduklarını, çok memnun olduklarını, beni tanıdıklarını ve beni öğrendiklerini çok sevindiklerini söylediler. Havaalanında uçağınızdan önce sizi görmek istiyoruz, bir madalya vereceğiz, siz Slovenya'nın kahramanısınız dediler. Ertesi gün havaalanına geldiler ve bana bu kahramanlık madalyasını takdim ettiler. Böyle geçti. Akabinde ben Türkiye'ye geldikten sonra büyük elçimiz bana mesaj attı. Bu durumdan dolayı beni tebrik etti. Slovenya Uluslararası Parlamentosu'nda ülkemize takdir vermişler. Aynı zamanda Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu beni aradı. Yapmış olduğum bu hareketten dolayı çok çok teşekkürlerini iletti. Avrupa'da ve dünyada çok büyük ses getirdiğini söyledi bana. Ben yapmam gerekeni yaptım. Biz ülkemizde böyle gördük. Biz bu topraklarda, bu sancağın altında böyle gördük, böyle öğrendik, böyle yaşadık. Hem ailemin, hem kulübümün, hem antrenörlerimin, hem Erzurum Kayak Kulübü'nün vermiş olduğu ahlak eğitim gereği. Hani biz böyle yetiştik. Tamam, spor bir mücadele var ama önceliğimiz insan olmak. Her zaman bize bunu öğrettiler, bunu empoze ettiler. Biz de orada sporculuğu bir yana bırakıp bir insan olarak harekette bulunduk. Psikolojik olarak, mental olarak çok tuhaf bir psikolojinin içerisindeyim. Çünkü yarışa hazırlandığım esnada olmuş bir şeydi. Hani tamamen yarışı boş verip ben o kişinin hayatına odaklanmıştım. Çünkü bir insanın hayatı benim ellerimden geçiyordu. Ve onun akabinde bitmek üzere olan bir gücüm vardı. Hani kendi kendimi motive etmeye çalışıyordum. Aynı zamanda oradaki çocuğun panikliği, bağırması, çağırmaları vardı. Ben hani onu hem sakin ol, bir şey yok, gelecekler deyip aynı zamanda da hani Sıla birazcık daha dayan, daha iyi tutman lazım. Hani çünkü gücüm bitiyordu, yorulmaya başlıyordum. Ve hani eğilip aşağı baktığımda bir insan vardı ellerimin altında, bir insan hayatı vardı. O yüzden mental olarak, ruh olarak çok güçlü durmaya çalıştım ama içimden çok parçalandım. Sayı tebrik ediyorum. Sportif başarısının yanı sıra tabii böyle bir insani davranışı, ahlaki davranışı da bizleri dolayısıyla çok onure etti ve gurur duyduk. Bu Türk kayağının geçmişte böyle bir yaşamadık böyle bir şeyi. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Bir hayat kurtardı. Dolayısıyla uluslararası bir ilişkilerin daha farklı, güzel, sportif fair play düzeyine getirdi. Dolayısıyla Sıla'yı hem kayaktan dolayı, başarılarından dolayı bugüne kadar ahlakı ve örnek davranışından dolayı her zaman takdir ettik. Teşekkür ettik. Bu da ona taçlandırdı ülkemiz spor adına, bizler adına, Erzurum Kayak Kulübü misyonu adına. Biz de misyonumuzun karşılığını aldık diye düşünüyorum.